Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Hong Kong xalqının narazılıq namayişi davamlaşmaqda. BBC torunun xəbərlərində bildirilmişcə, Hong Kong xalqı davamlıq köçüğü çıxıb qaçqınlarını qaytırış qanununu əməldən qaldırışını tələb qılmaqda. Hong Kong köçülərdə səldək aqqan namayişçilər Hong Kong alahidi rayonu məsuli Lin Dingyuenin vəzifəsindən istifa verişini, aldınqı günləri tutqun qılınğan namayişçilərni qoyub verişini, qaçqınlarını qaytırış qanununu tuluq əməldən qaldırışını tələb qılğan. Məlum bulunuşca namayişçilərin sayı 2 milyonğa yaxınlaşqan olub, hozirgacha Xitoyning Tanka Beronovik armiyalari qarg'i kelmagan. Namoyishchilarning do'zaxda yashashga rozimizki, cho'ng quruqlikda mahbus bo'lmaymiz degan plakatlari kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Gin Shuang muxbirlarga Hong Kongda 7 million kishi bor, 2 million kishi namoyish qatnashgan bo'lsa, yana 5 million kishi qatnashmadi degan gap. Demak, 5 million kishi qonun o'zgartirishni xohlaydi deb bildirildi. Xitoy Filippinga tava kemini Xitoy kemasining cho'ktirib o'tganligini e'tirof qildi. Xitoy oldingi hafta Janubiy Xitoy dengizida Filippinga tava kemining suvga cho'ktirib o'tilishi vaqasida hech qanday qasdlikki yo'qligini bildirdi. Xitoyning Malinada turishliq elchixonasidan e'lon qilingan bayonotda Xitoy kemasining Filippinga tava ba'zi kemalar tomonidan qo'rishib olinganligi va u jarayonda qayrilib ketish maqsadida harakatlanish asnosida Filippinga tava beliqchi kemasiga suqilib ketish vaqasi yuz berganligini e'tirof qildi. Xitoyning bayonotida urib qechib ketishdek biror ish bo'lmaganligi ta'kidlandi. Xitoy beliqchi kemasi kapitanining vaqadan keyin filippinlik beliqchilarni qutqizishni xohlagan bo'lsa-mu, biroq Filippinga tava kemalari uni qo'rishib olgan bo'lg'achqa andishilinib qutqiza olmay qolganligi uqtirildi. Filippin prezidentlik bayonotchisi Salvador Panelo 2 kun ilgari e'lon qilgan bayonotida Agar Filippin kemasini Xitoyga tava beliqchi kemasining suvga cho'ktirib o'tganligi isbotlangan taqdirda Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarni uzib tashlaydiganligini jakarlagan edi. Xitoy 1947 yili e'lon qilgan bir xaritani bahona qilib, egilik huquqi da'vosi qilib kelayotgan Janubiy Xitoy dengizining 80%ining o'ziga tava ekanligini ilgari surib kelmoqda. Shu vajidan yer osti boyligi mol bu rayon ustida Filippin, Vietnam, Brunei va Malayziya qatorliq qo'shin davlatlari bilan Xitoy o'rtasida egilik huquqi talash tartishi davomlashmoqda. Xitoy rejimining Janubiy Xitoy dengizidagi orollarga harbiy baza qurib, egilik huquqini da'vo qilishiga rayondagi davlatlardan boshqa yana Amerika ham qarshi chiqib kelmoqda. Hukumat mas'ullari Uyg'ur tashkilot vakillari bilan ko'rishdi. 15 iyun Adalet ve Terakket Partisi'nin İstanbul Küçükçekmece Şöbü Reisi Mustafa Korkut Efendi bilen Safaköy Rayonluk Memuri İşlerini Beceriş Merkezi'nin vekilleri Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği Merkezi'de Uyghur Teşkilat Vekilleri bilen görüştü. Uçuruşka Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Kuşum Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği İcraiye Komitesi Azaları Mağrif Cemiyeti Başkatifi Abdülahat Abdurrahman, Sharq Turkiston tashviqot va axborot agentligi vakillari va Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zolari ishtirok qildi. Uchrashuvda Hidoyatulloh Og'izxon Mustafa Qo'rqut apandiga Kuchukchekmacha Safaköyda o'ltiraqlashgan Sharq Turkiston muhojirlarining yaqinda borgan siri ko'payotganligini, buningga ergashib bolalarni o'qitish, sahiya xizmatlari qatorliq jihatlarda qiyinchiliklar ko'rilishga boshlaganligini, raisning bu qiyinchiliklarni hal qilishda yordam qilishini umid qilganligini bildirdi. Mustafa Qo'rqut apandi so'z qilib, Uyg'ur muhojirlarining har qanday qiyinchiliklari va talablariga qurbining yetishchi yordam qildiganligini bildirdi. Sutuq Bo'g'roxon vaqfi o'smirlar futbol musobaqasi tashkillandi. 15 iyun Istanbulning Kuchukchekmacha rayonida o'smirlar uchun futbol musobaqasi o'rinlashtirildi. Musobaqani Sutuq Bo'g'roxon ilm va madaniyat vaqfi uyushtirgan bo'lib, o'quvchilardan tashkillangan Izbasar, Aniyurt, Istiqlol Sutuq Bo'g'roxon qatorliq komandalar qatnashdi. To'liq o'tiri o'quvchilar orasida o'tkazilgan musobaqada Izbasar komandasi 0ga qarshi 8 natija bilan Aniyurt komandasini yengib 1-likka, Istiqlol komandasi 1ga qarshi 3 natija bilan Sutuq Bo'g'roxon komandasini yengib 2-likka erishdi. To'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari o'tirishda o'tkazilgan musobaqada Otyurt komandasi 2ga qarshi 7 natija bilan Qaraxonlar komandasini yengdi.
Kök Paris komandası 4-2 karşı 13 netice bilen Tanrıtağ Yılpızı komandasını yendi. Hurra Longsi futbol müsabakasının tüncü aylanma müsabakası ahırlaştı. 16 iyun Hurra Longsi futbol müsabakasının tüncü aylanma müsabakası İstanbul Küçükçekmece rayonu Safaköy Nihal Tenterbiye Kulübü'de ötküzüldü. Müsabakını Şarık Türkistan Tenterbiye ve Terakiyat Cemiyeti teşkilleyen bulup, Şarık Türkistan yeni nesil hareketi bilen Sütük Boğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı kollab kuvvetledi. Müsabakının içiliş baskıcıda A gruptaki Udun komandası bilen Selim Paşa komandası meydana düşüp, keskin müsabaka neticesi de Udun komandası 0'ye karşı 5 netice bilen Selim Paşa komandasını yenip 3 numarını koluğu keltirdi. İkinci meydan müsabaka Anyurt komandası bilen Bürküt komandası otursa da elip verildi. Aldınki yarım meydan müsabakada 1'ye karşı 1 netice bilen tenleşip kaldı. Keyinki yarım meydan müsabakada iki taraf kattık tirkeşti ve ahiri Anyurt komandası yine iki top vurup 1'ye karşı 3 netice bilen Bürküt komandasını yendi. Üçüncü meydan müsabaka A gruptaki Diyarım komandası bilen Eli Meşrep komandası otursa da elip verildi. Komanda azalarının esil maharetleri neticesi de iki komanda 1'ye karşı 1 netice bilen tenleşip kaldı. Bugün 17 iyun düşenbe mu müsabaka okşa şekilde devam kalıdı. Erdoğan Tacikistan ziyareti doğrusu toxtaldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da hemkarlık ve işençini küçeytkişi tedbirler yığınının dünya üçün yakşılıklarına vasıtı buluşunu dedi. Erdoğan, İctimai Taratku Tori Twitter'daki adresi de yığınğa alakadar kararlarını bayan kılıp, yığında kılgan sözümde rayonluk ve halkaralık meselelerinin dünyada tertip intizamdan emez, epsuski intizamsızlıkların hükümran buluşuğu elip arğalıqını. Türkiye bulu süptimiz bilen etraptaki amirlerini tinişlik, bayaşatlık ve mukumluk yaratış yolda hizmet kıldırışı tirişivatkallıqımızını otturgu koydum. Suriye, terör meselesi, tinişlik ve mukumluk ziyan etküzgeçi bir tarafleme yürgüzülgen cezalar, Kudüs'ku okşaş dünya ve rayonunun sezgür meselelerde boldi tügidilerge karşı yığın ahlinin ortak kadem taşışımızdan mümkünlikini eskerttim, dedi. Yığının aldıkayında bir qatar rehberler bilen ayrım uçuruşlarını ötküzgenlikini bildirgen Erdoğan, İran Prezidenti Hasan Rouhani, Xitay Reisi Xi Jinping, Özbekistan Prezidenti Şevket Mirziyayev ve Qatar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani bilen devletlerimiz arasındaki münasebetlerini küçeytişke vasıtı buludugan ünümlük uçuruşlarını ötküzdük. Asya'da hemkarlık ve işençini küçeytkişi tedbirler yığınının dünyamız üçün yakışılıklarına vasıtı buluşunu dileymen. Başta sahipkan devlet Tacikistan bulup barlık aza devletlerinin devlet ve hükümet başlıklarına bu muhim münberini kollab kuvvetli geldiği üçün rahmet eğitimen diğerlerini kayıt kıldı. Erdoğan, Xitay bilen bulgan Suudi hacminin aşırıldığını etti. Tacikistan'dan kayıtış yolu da ayırıplandı muhbirlerinin suallarına cevap vergen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xitay bilen bulgan münasebetlerden nişanını zor aytımız dedi ve sözün devamlaştırıp, Türkiye ve Xitay'nın 50 milyar dolarlık Suudi hacmine yetişini Xitay devlet reisi Xi Jinping'a teşlif kıldım. Umu bununla naiti kızgın karıdı. Import-eksporttaki köplügen mahsulatlar doğrusu da kandak kademlerinin taşlayışımızdan mümkünlükü doğrusu toxtaldık. Bizgi nispeten nöbette Xitay bilen birlikte taşlaydıgan kademlerde Xitay sermayesinin Türkiye'ye kirişi naiti muhimdur digerlerini kayıt kıldı. Karıs Edirne Tümür Yolu'nun ehmiyetini tekitleyen Erdoğan, Karıs Edirne Tümür Yolu bir yol bir belvağ layisi dairesindeki kirgenliği üçün bununla Xitay'ıma alahide ehmiyet veriyordu ve yıkındın köngül bölmekte. Fakat Karıs Edirne adıyla emez, bunundan başka Türkiye'deki köplügen tümür yolu layisiye Xitay baştan tartıplı kızdıkmakta. Köplügen tümür yolu sistemisini ular bilen birlikte işgı aşırış porusunu kolu keltirdiğallıkımızga işinimen dedi. Erdoğan yine Muşu ayının ahırda Japonya'da ötküzüldüğün yığında Xi Jinping bilen ayrım körüştüğallıkını ve Japonya ziyareti dinkin Xitay'da ziyareti bulduğallıkını bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz Muşu'ya ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkücü sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.